Merhaba arkadaşlar, bugün orman beslemesine çıkacağız. Yaklaşık 18 besleme noktası var. Biz bu 18 besleme noktasından 8 tanesine gideceğiz bugün. Bol bol mamamız var, etimiz var ve ekmeğimiz var. Şimdi çıkıyoruz orman beslemesine. Evet, ekmeğimiz köflü falan değil. Sadece biraz sert. Bunu etle karıştırdığımızda hayvanlar yiyebilir. Rahatlıkla. Mis gibi ekmek. Evet arkadaşlar, ilk besleme noktasına geldik. Burada oldukça çok can var. Gel gel gel, halen geliyorlar yavaş yavaş. Bol bol mamalarını, etlerini ve ekmeklerini verdim. Sularını da verdim arkadaşlar. Bazıları su içiyor şu an. Şunların güzelliklerine bakın. Ama buraları berbat ediyorlar arkadaşlar. Çöp döküyorlar hep, bakar mısınız? Hayvanların yaşam alanlarını berbat ediyorlar. Maalesef. Bunlar da bir can. Nedense böyle bakmıyor insanlar. Buralara atıyorlar. İşte belediyeler atıyor genelde. Evet, lütfen sokaktaki canlarımızı unutmayalım. Bunlara bir kap su, bir kap mama vermeyi unutmayalım arkadaşlar. Diğer besleme noktalarına geçiyoruz şu an. Arkadaşlar, bugün orman beslemesine çıkmıştık. 8 noktadan sadece 4'üne gidebildik. Bir ihbar geldi, hemen yan tarafa koyacağım şöyle. Arnavutköy'ün bir mahallesinden geldi bu ihbar. Yani gördüğüm kadarıyla, videodan gördüğüm kadarıyla bacağı kırık. Kırıklı vaka olduğu için hemen bırakıyoruz beslemeyi. Bu kediyi alıp kliniğe götüreceğiz. Kırıklı hayvanlar önemli bir vaka. Bunu videonun ilerleyen kısmında göstereceğim. Şimdi bu kediyi almaya gidiyoruz. Size video atmıştım. Şu sağa ya. Yok abi, yok. Bu taraftaki. Yok yok. Bu mu? Bu, şu mu? Evet, şu herhalde. Evet. Şiş. Ay. Kırık. Bacağı kırılan anne kediyi getirdik. Bakın, bacak buradan itibaren kırık. Şuradan. Zaten ters duruyor. Bu şekilde bükülmemesi lazım bu bacağın. Şunun gibi. Maalesef kırılmış ve anne kedi bu. Şu an sakinleştirici yapıldı. Çok hırçın. Elimizi falan parçaladı bizim. Yani. Evet, şu an hemen hekimlerimiz müdahale edecekler. Ancak öncelikle bir sakinleşmesini bekliyorlardı. Şu an sakinleşti. Gayet sakin şu an. Normalde bu bacağın arkadaşlar bu şekilde kırılmaması, dönmemesi gerekiyor. Kırık çok önemli bir durum. Çünkü daha sonradan bacağını da tümü de kaybetme ihtimali olabilir. Nasıl kırıldığı bilinmiyor, ihbar edildi. Hemen kliniğe gittik. Şimdi hekimlerimiz hemen müdahale ediyorlar. Evet, buradan da kanama var. Çıkmış kemik. Maalesef durumu çok kötü. Ameliyatlık. Kediyi kliniğe götürdük. Sol ön patisinde parçalı kırık var. Burası pinle düzeltilecek. Yaklaşık bir ay tedavide kalması planlanıyor. Tedaviden sonra da bakım evimize alacağız. Daha sonra da sahiplendirmeye çalışacağız. Durumu oldukça kötü. Kırıklı vakalar çok önemli arkadaşlar. Çünkü kırık daha sonradan bacağını kaybetmesine de sebep olabilir. Ve kendi kendini tedavi edemeyen, uyuz gibi değil, daha farklı bir hastalık gibi değil, kırığa kesinlikle müdahale edilmesi lazım. İnsanlarda olduğu gibi, mesela kedininkisi buradan kemik çıkmış arkadaşlar dışarıya. Oldukça kötü bir durumda. Yani buradan enfeksiyon kaparsa zaten bu bacağı tümüyle almanız gerekir. Bir kırıktan dolayı, yani düşünün. Oldukça kötü onun için kırık. Hemen tedavi aldık. Uzun bir süreç gerekiyor tabii ki. Bu tür vakalar için arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Yani bizim tek başımıza yetişmemiz mümkün değil.
Çünkü Türkiye'nin her yerinden ihbar ediliyor. Her gün bir hayvan ihbar ediliyor. Her gün bir hayvan bile almış olsak. Ya mesela bu kedi en basitinden 1500 lira tutacak bütün ameliyatı, bütün tedavi masrafları, yatış dahil her şeyi. Şimdi hepsi böyle 1500 lira tutmuş olsa düşünün. Şu an 15 tane hayvan var arkadaşlar şeyde, klinikte. Bu kediyle birlikte 16 oldu. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani 16 tane ya, belediyeden daha hızlı çalışıyoruz. Ve üstelik bunu hani bir dernek yapıyor. Yani desteksiz yetişebilmemizin imkanı yok arkadaşlar maalesef. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar.